Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür ki. Bugün bir cumartesi günü. Yine mutfaktayım. Yine mutfakta açtım kamerayı. Çünkü acıktık. Yemek yiyeceğiz. Ne yapsak diye düşünürken dolapta tavuk olduğunu ve lavaş olduğunu hatırladık. Böyle dürüm gibi bir şey yapalım dedik. Sonra wrap yapalım dedik. Wrap mı? Wrap mı? YouTube'dan birkaç video bakarken nasıl yapılıyor diye wrap dediklerini duydum. Ama kimse wrap diyor. Bence wrap. Neyse. Tavuklu sebzeli bir şeyler yapalım, atıştıralım dedik. Çünkü dışarıya çıkacağız. İlk alışveriş videomuzu izlediyseniz hatırlarsınız. Markete gitmiştik sizinle beraber. O gün kasada bize hediye bilet verdiler. Birkaç yüz lira üzeri alışverişe İstanbul festivalleri için bilet hediyeydi. Hediye değildi, 10 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. Biz de almıştık. Ne yaparız, İstanbul festivali nedir hiç bilmiyorduk, araştırmamıştık. Arkasından hızlıca benim ameliyat olayı girince, ki ameliyat olalı da şu an 3 haftayı geçti. Ağrılarım sızlarım yeni yeni geçmeye başladı. O dönem tabii ki katılamadık, araştırmadık nedir diye bakmadık. O biletler içeride duruyordu. Şöyle kupon vermişlerdi, bilet kuponu. Onu istediğin günkü bilete çevirebiliyordun. Dün o kuponları gördüm. Ekşi Sözlük'te bir bakayım dedim. Nedir bu İstanbul festivali, nasılmış falan diye. Çok güzelmiş arkadaşlar. Çok güzel yorumlar vardı. Selda Bağcanlar, Haluk Leventler, Sertab Erener, Yıldız Tilbe gibi gibi çok büyük sanatçılar varmış ve çok büyük bir sahnesi varmış. Çok da eğlenceli geçiyormuş. Kapılar saat 4'te açılıyormuş. Böyle çocuklar için etkinlikler, faaliyetler, bir şeyler oluyormuş. Geceye kadar da konserler sürüyormuş. Ara ara küçük küçük sahneler varmış. Okuduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla. Bir saniye ana sahnede akşam 9-9.30 gibi ana sanatçı çıkıyormuş. Dün okudum bunları, dün öğrendim. Hemen gidelim dedik ama bende biraz kırgınlık var. Birkaç gündür böyle boğazım biraz kötü, ilaç kullanıyorum. Dün çok uzakta bir yerdeydim iş için. O yüzden çok yorgunum, hiç enerjim yoktu. Dün de Gülşen varmış. Aslında Gülşen'in sahnesi de çok iyi diye duydum. Gitmek isterdim. Öyle olunca bugüne aldık. Bugün için bakalım dedik neler var diye. Bugüne 90'lar gecesi varmış. Yonca Evcimikler, Burak Kutlar vesaire böyle 90'ların popülerleri bu gece oradaymış. Zaten bitiyormuş, yarın son günüymüş. O yüzden kuponu kaçırmadan gidelim, değişiklik olsun dedik. Gideceğiz, bakacağız bakalım ortam nasıl, umarım eğlenceli olur. Saatlerimiz şu anda 7'ye geliyor, 7'ye 20 var. Yemek hazırlarız, hazırlanırız hep birlikte çıkarız. Orayı da yine beraber görmüş oluruz, sizinle beraber gideriz zaten. Bu şekilde soğanları koyduk. Tavukların suyunu çekince soğan koyup kavurup sonra biber koyup kavurup sonra lavaşın içine koymuştu tarif. Tavuklar suyunu çektiği gibi hemen soğanları koyalım. Love. Özür dilerim ev ekonomimizi düşündüğüm için. Affedersin. Şimdi hiç yağ koymadan tavaya tavukları koydum. Jülyen jülyen doğrayıp. Suyunu çektikten sonra soğan koydum. Ama baharat kısmına hiç dikkat etmedim artık yine. Soğanları da biraz karamelize olduktan sonra biberleri koydum. Şimdi yağ koyacağım. Çok da böyle lavaşın içinden şey olmasın, böyle yağ akmasın. Bu tortillerle aynı şey bence. Tortilla biraz daha mı hamurlu? Böyle kavuruyorum. Ben bunun içine yine ne koyabiliriz artık? Yine köri koyacağım. Belki de. Çünkü oldu gerçekten. Çorbamız da tamam herhalde. Şu an böyle gözüküyor. Çok yağ koymak istemedim. Biraz yağsız olsun. Her anlamda. En sağlıklı olur. Tavuk ve sebze. Lavaş işi bozuyor işte. Bunlar biraz kalınmış. Baharat koyalım bakalım. Baharatlarını ekledik. Şu anda ne koyduk? Tuz, kimyon çok az, curry biraz, çok azıcık pul ve kekik, birazcık kekik koyduk. Tarife öyle derinlemesine bakmadım. Tam olarak hangi baharatları kullandılar bilmiyorum. Ama bence şu an güzel gözüküyor. Ama kaşar rendeleyelim içine. Baharatları yerine koyalım. Nereye gittiğimizi, nasıl bir ortamda gittiğimizi hiç bilmiyorum valla.
Ama güzel olur diye düşünüyorum. 90'lar severiz zaten dinlemeyi. 90'lardan birkaç şarkı dinleyip geliriz muhtemelen. Böyle bu video mutfakta başlayıp konserle bitecek gibi gözüküyor. Gece tabii ki arsızlık edip bir şey yemezsek. Çorbamız var, mercimek çorbamız var. Bugün sandalyelerimiz geldi arkadaşlar ya. Bütün mobilya alışverişlerimizi aynı yerden yaptık biliyorsunuz. Doğutaş ve Kelebek'ten yaptık. Bir ayda gelen oldu. Biz zaten 1,5 ay diyorlar fix mağazada. Bir ayda gelen oldu, 1,5 ayda gelen oldu. 1,5 ayı hiç aşan olmamıştı. Bu sandalyeler tam 2,5 ay sonra geldi. Şöyle gözüküyor sandalyelerimiz. Masada şimdi bir şeyler var, kusura bakmayın, yemek kuruyorduk. Şöyle, koltuk kumaşıyla birebir aynı kumaş. Zaten aynı yerden aldık. Özellikle aynı kumaş olmasını istedik. Bence çok tatlı sandalyelerimiz ve koltukla aynı renk olması eğer bana sorarsanız çok güzel gözüküyor. Ben çok sevdim. Şöyle şimdi buralar dağınık diye çok göstermek istemiyorum. Orada bir şey yığını var. Klantlerimizi yıkamıştık üzerine. Tekrar taktık. Üst üste orada dağılmış duruyorlar, yerleştirmemiştik. Koltukla birlikte işte bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel. Renkli bir perde alırsak buraya, ben perdeyi de bu renk tercih edebilirim. Bayağı aynı tonlarda bir sürü ton gidebilir bu salon. Onu beraber seçip göreceğiz zaten. Bu arada bunu biliyorsunuz, masamız Ertuğrul ablasının bize hediyesiydi. Bir ablasının. Sandalyelerimiz de bir diğer ablasının hediyesi oldu. Evimiz mobilya anlamında birçok hediye aldı. Biz çok mutlu olduk tabii ki bu yüzden. Ertuğrul çiğ köfte almıştı. Şöyle yerleştirmiş çiğ köfteleri. Ops, maydanoz resmen bana kadar. Kenti yemeyeceği için bir dal maydanoz koymuş. Bunu diyor ki tarifte şöyle lavaşın üzerine, lavaşı diyor, bunun üzerine biraz şöyle yapın. Yumuşasın. Böyle diyor. Evet, böyle yaptım. Şimdi bir diğerini yapayım. Şişini mi yırtılır? Bunları böyle birbirine değdirdim. Hadi. Kaşar koyacakmışız şurasına. Tamam. Sonra burada tavuktan çok şey oldu. Biber oldu. Tane. Gelince yememeye çalışalım ya. Mümkünse. Mümkünse. Uyt. İşte yırttım bunu. Şöyle. Bayağı bol. Bunlar 4 değil 5 tane de çıkarmış bu malzemeyi. Bence güzel gözüküyor. Yemeğimizi yedik ve bence çok güzel olmuştu. Ertuğrul da çok beğendi. Bayağı güzel olmuştu. 10 dakika içinde evden çıkmamız gerekiyor. Hala ev elbisesiydi. Elbise değil, pardon, şortlu böyle bir tulum. H&M'in eski sezon bir şeysi, böyle tatilde falan giyiyorum, pratik oluyor. Şimdi de ev elbisesine çevirdim böyle şeyleri. Evde rahat rahat giyiyorum. Şimdi çok hızlıca dişlerimizi fırçalayacağız. Makyaj yapmıştım zaten. Saçıma belki bir şekil veririm ama 10 dakikada ne giyeceğiz ve saç yapacağız bakalım. Çok önemli değil. Zaten biraz kırgınlığım var bahsettiğim gibi. O yüzden çok fazla kalmayacağız. Bir iki müzik dinleyip çıkarız. Değişiklik olsun. Evden bir çıkalım diye gidiyoruz sadece. Çok bir beklentimiz yok ama yorumları falan çok iyiydi. O yüzden görmek de istedim açıkçası. Triko tişört giydim. Çünkü biraz rahatsızım söylediğim gibi. Boğazım, iki boğazım da ağrıyor yine yutkunurken. Artık bıktım hasta olmaktan yani. Niye oluyor onu da anlamadım. Neyse. Altına da kot pantolon giydim. Kot ceket alacağım ve üzerime kesin bir şey alacağım. Böyle omuzuma sweatshirt veya şal. Çünkü hastayım. Yani bakmayın aslında böyle vücudum falan ağrıyor. Evden çıkasım da yok bir yandan. Saat de 8 oldu bu arada. Yani geç gidiyoruz. Evden çıkasım yok ama bir yandan da bunaldım. Çıkalım bir hava alalım. Çok takılmayız zaten dedik. Öyle. Saçımla bir şey yapmayacağım aslında. Direkt şöyle bağlasam mı acaba ya? Hı?
maşayı ısıttım şu anda buble yaparım diye. Ama yok yok, şöyle kahverengi bir tokayla toplayayım. Rahat ederim. Açıkçası konserlerden kaçtık bugüne kadar çünkü burnuma zarar verirler diye korktuk. Ama bir hafta boyunca toplu taşıma kullanınca biraz cesaretlenmiş olabilirim. Hafta içi iş için çok fazla kullandım. Yakıştı mı bu? Çok mu şey saçımı, yüzümü ortaya çıkardı sizce? Bu arada mesela ben geçen videoda fark ettiniz, işte hazırlanırken falan çektim. O da o takipçi mesaj attı diye gaza geldim. Yani onun yönlendirmesiyle çektim. Sonra hoşuma da gitti açıkçası editlerken falan. O yüzden böyle tavsiyeleriniz varsa, Cansu şöyle çek, işte şöyle videolar bekliyoruz senden, şöyle içerikler bekliyoruz gibi yönlendirmelerinize çok açığım. Çünkü öyle çok düşünerek girmedim YouTube'a ne yaparım ne ederim diye. Normalde yaşadığım hayatı ev tadilatıyla başladık. Tadilat yapıyorduk. Onları çekmeye başladım. Ve oradan evlenme sürecimiz, çeyizlerimiz, evlilik sürecimiz vesaire derken bugün buradayım. Öyle çok bir planlı ilerlemiyorum. Biraz sizin yönlendirmelerinizle ilerliyorum ki bence böyle güzel oluyor şu an için. Güzel. O yüzden bana söyleyebilirsiniz Cansu, işte şunları çek, bunları çek. Evle ilgili bir şeyler belki söylersiniz. Evet, vaktimiz yok diye şurası biraz makbule gibi oldu. Devam et. Şeyi çıkartayım bari fişten. Boş boşta da elektrik harcadık. Ya elektrik demişken ben şey soracağım size. Şimdi çamaşır makinesini hep ekonomik ayarda açtım bugüne kadar. Yani bir aydır. Ya bilmiyorum, ekonomi 3 saat neredeyse, 2 saat 46 dakika çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya bir de özellikle günlük giydiğimiz çamaşırlar, hani sadece bir toplu taşıma kullandık diye sudan geçsin istiyorum. Böyle çok kirlenmemiş, lekelenmemiş şeyleri. Kısa programda yıkayabiliriz aslında. Ama ekonomik diye onu açayım diyorum. Çünkü çok fazla çıkıyor bizde çamaşır. Sürekli dışarıya çıktığımız için çok fazla makine çıkıyor. O yüzden hangisi uygunsa onu kullanayım istiyorum. Ekonomi dakika olarak çok uzun olduğu için bilmiyorum, benim mantığıma çok yatmadı. Bu ara çok Instagram'da da görüyorum bununla ilgili içerikler. İşte insanlar ekonomide kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Bilmiyorum. Önümüzdeki bir ayda şey düşünüyorum. Kısa programlarda çalışayım. Çünkü mesela şunu giydim ya, kirliye gidecek doğrudan. Sadece üzerine bir şey dökmediysem, sadece tenime değdiği için yıkanacak. Dolayısıyla böyle 3 saatte yıkanmasına gerek yok yani. Şöyle bir yarım saat 40 dakikalık programlarda yıkanabilir bence. Ama bilmiyorum hangisi daha ekonomiktir. Bu konuda bilginiz varsa benimle paylaşır mısınız lütfen? Aşağıda yine buluşalım sizinle. Şu an daha iyi oldu. Evet. Abone olayım. Aboneyim, aboneyim. Eğer çalarsa sizin için kaydedeceğim ve paylaşacağım. Telife rağmen. Ay'a bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Buyurun, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Yar benden utanırsa düşündüm ortam çok iyi gözüküyor. Kocuk oğlum. Çok var. Eski aşkları
karanlık yeter artık yeter. Bir nefes ver. Bırakıp uzaklara alkışlarınızla Rehan Karaca. Oh, no.
haftada tüm sanatçılar hep beraber sahnede olacağız. Çok keyifli. Yonca Evcimik geliyor. Ertesi akşamdan tekrar merhaba arkadaşlar. Dün gece kaçta geldik? Konser 1'e çeyrek kala gibi bitti. Biz de 2.30 gibi evdeydik. Biraz geç geldik. Bu yüzden çok yorgundum, çok halsizdim. Sadece makyajımı çıkarırken birazcık kamerayı açtım. Ya dün de söylediğim gibi biraz kırgınlığım vardı. Salı gününden beri başım ağrıyor. Zaten benim migrenim var. Daha önceki videolarımda muhakkak bahsetmişimdir. Birkaç gün ağrı kesici içtim. Geçmesini bekledim. Geçmek bir yana aksine böyle arta arta devam etti. Hatta bu Cuma akşamı Gülşen'in konseri vardı aynı festivalde. Oraya gitmek istedik ama bu baş ağrısı sebebiyle gitmedik. Cumartesi günü dinlenmiş bir şekilde 90'lar gecesine gideriz demiştik. Dün iyi hissediyordum bu arada. Başım çok az ağrıyordu. O yüzden video açabildim. Gözlerim şuralarım çok azıcık ağrıyordu. Bu birkaç günün ağrısının sonundaki sersemlik olduğunu düşündüm ben.
Dün konserden geldik, ağrım artmaya başladı. Orada çok eğlendim, hiçbir şey anlamadım. Sabahında başım inanılmaz kötü şekilde uyandım ve bugün uyanır uyanmaz çok kötü durumdaydım. Gün içinde hiçbir şey yiyemedim, sürekli böyle kötü bir durumum vardı maalesef. Bu bana çoğu zaman olur. Migren atağı geldi. Yani migren ağrısı gelir, ağrı kesici veya iğneyle gider. O zaman olmaz tabii ama migren ağrısı geçmeyip birkaç gün boyunca benimle uğraşırsa böyle artık vücudum yorgun düşüyor ve mideme vuruyor doğrudan. Kötü şeyler oluyor, kötü şeylerle karşılaşıyorum. O yüzden alışkınım bu duruma ama tabii ki her seferinde bir sersem oluyorum. Bugün de öyle. Sırf böyle bir durum, migrenli olanlar bilir veya etrafında, çevresinde olanlar beni bilir. Çok kötü bir şey. Şey biliyor musunuz, ben şimdi artık çok bunaldım ya günlerdir ağrıdan. Migren botoksu varmış. Onu yaptırmayı düşünüyorum. Dün geceye gelelim arkadaşlar. O kadar güzeldi ki, o kadar eğlendim. Ben sanki etkinliği ben yapıyormuşçasına İnsanlara bakarak eğlendim. Ya etrafımda o kadar güzel insanlar vardı ki, ben uzun zamandır, üniversite bahar şenliklerinden beridir belki de, ilk defa bu kadar mutlu insanı, hatta orada bile değildi ya. Onlardan çok, üniversitenin bahar şenliklerinden daha kalabalık ve şöyle, bahar şenliklerinde birazcık daha genç ve işte hani belli bir kesim orada oluyor, öğrenciler. Ama burada gerçekten her kesimden insan vardı, her yaştan, her kesimden insan vardı ve hepsi çok eğleniyordu. Bence bu çok güzel bir şey. Keşke hep böyle olsa. Etrafıma baktım ve o kadar mutlu oldum ki o insanları görünce. Böyle gençler, yaşlılar, aileler bebekleriyle gelmişler, çiftler. Herkes dans ediyor, herkes mutlu, herkes gülümsüyor. O kadar hasret kalmışız ki böyle. Halk, bildiğimiz halk konseri gibiydi zaten. Çok uygun olduğu için biletleri. Şöyle, benim söylediğim gibi biz bir marketten bir kupon almıştık. Öyle denk gelmişti. Haberimiz bile yoktu böyle bir etkinlikten. Sonrasında almak için girdiğimde biletlerin 40-50 liradan başlayıp 110 ve 150 liraya kadar çıktığını görmüştüm. Sahne önü biletler 150 liraymış. Sahne önünden aldım kuponumuzu, sahne önüne çevirdim aslında. Ama biraz geç gittiğimiz için, bildiğiniz üzere, gittiğimizde çok doluydu, tıkın tıkış doluydu ve sahne önüne gitmeye çabalamadık. Arkalardan bir yerden girdik ve müsait bir yerde dinledik. Gerçekten çok güzeldi. Bugün bitiyormuş etkinlikler. Keşke daha erken gelseydik, bütün festival günlerine bilet alsaydık keşke dedik. Seneye kesinlikle inşallah yaparlarsa tekrar böyle bir şey. Her konsere gitmek istiyoruz. Konser alanı da değil sadece. Koca bir alan, hiç gitmemiştim oraya. İçinde Luna Park kurmuşlar. Böyle çok fazla gezemedik. Gittiğimizde konser başlamıştı. Bu yüzden doğrudan konser alanına geçtik. Ama festival alanının içinde alışveriş çadırları vardı. Ayrıca yemek içim alanları vardı. Uzaktan gördüm. Yine her markanın kendi alanının önünde kurduğu oyun alanları, faaliyet alanları vesaire vardı. Bence bunlar çok güzel. Çok güzel düşünülmüş. Ya insanların böyle eğlenmeye ihtiyacı var ve hakkı var kesinlikle. Bize böyle denk geldi. Ben hiç bilmiyordum. 150 lira da çok uygun bence. Çünkü bugüne kadar çıkan her sanatçı, ya Selda Bağcan, yani çok çok önemli sanatçılar vardı. Her sanatçının Harbiye'de herhangi bir bileti ve bugüne kadar gidiyorduk. Gidiyoruz da yine gideriz ama bir bileti yani 350-400 lira olmamalı. Bir aile toplanıp bir konsere gidebilmeli. Bir ailenin konsere gidip gelmesi 1500-2000 liraya mal olmamalı bence. Olması gereken bu. Bence umarım böyle olur. Umarım böyle şeyleri daha çok görürüz. Bir müzikal gösterisine gitmek istediğimizde 400-500 lira veriyoruz. Vermemeliyiz. Yani böyle şeylerin çok daha ulaşılabilir olması gerekiyor. İnşallah kışın da böyle etkinlikler yapılır. Umarım yapılır ve kaçırmadan gideriz. Neyse. Dün o yüzden oradan çok güzel eğlenmiş çıktık. Sonrasında eve geldik. Oraları gördüğümüz zaten doğrudan uyudum ve bugün şimdi açıyorum. Mutfağımızı toparladık. Biraz deterjan kokuyorum. Biraz sohbet edelim istedim. Geçen gün marketten şöyle bir şey aldık. Şöyle saç bandanası. Yüzümü yıkarken ben genelde taç kullanıyorum. Taçlarım da hep eski evde kalmış, gidip almaya vaktim olmadı daha. O yüzden böyle bir şey görünce de aldım. Acaba kullanışlı olur mu? Ama bana büyük mü? İşte bakım yaparken vesaire kullanırım dedim. Çok tatlış. Evet. İşte böyle bir şeye ihtiyacım var. İnce taçlar çünkü durmuyor. Yüzümü yıkarken böyle önüme giriyor saçlar. Bence çok güzel. 10 lira gibi bir fiyatı vardı. Eğer bunun linkini bulursam aşağıya ekleyeceğim. 3 yıl garantisi varmış. Allah aşkına buna bir şey olsa ben garantisini nereden bulayım, ne yapayım? Bir de bir sürü toka aldım marketten. Bakar mısınız şunlara? Çok tatlışlar ya. Bunların bende siyah ve kahverengi olanları var. Belki fark etmişsinizdir, takıyorum saçımı. Hatta dün taktığım kahverengi de bu setindi. Baksanıza, beyaz böyle tüllü, pembe, açık pembe. Bende bunun fuşya rengi var. Mavi, sarı ve bira rengi.
Çok tatlılar. Bunu bugün açıp kullanmıştım. Hepsi birlikte şu şekilde gözüküyorlar. Çok tatlı ve tanesi 10 liraydı. Bilmiyorum artık hiçbir şeyin fiyatı bana şey gelmiyor. Az veya çok gelmiyor. Her şey uçmuş durumda etiketlerini. Koparalım. Neyse arkadaşlar benimle bir gün geçirdiniz. Biraz yemek tarifi nacizane vermiş oldum. En azından denememi görmüş oldunuz ve çok lezzetli oldu. Beğendik. Konsere gittik birlikte. Şimdi bir oje süreceğim. Sonrasında yatacağım. Yarın yine yolum uzun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.